Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi videosu çekiyorum. Tanıtım videosu gibi bir şey olacak. Hem tercih döneminizde veya Yaşar Üniversitesi'ni tercih etmek istiyorsanız veya hukuk okumak istiyorsanız videoyu izlersiniz diye düşünüyorum. Şimdi size genel olarak okulun sistemini anlatmak istiyorum. Aynı zamanda hukuk fakültesi sistemi daha doğrusu. Hukuk fakültesi 5 yıl Yaşar Üniversitesi'nde. 4 sene lisans, 1 sene de hazırlık okuyorsunuz. Hazırlığı atlamadan bölüme geçemiyorsunuz. Hazırlık zor mu diye sorarsanız da hazırlık zor arkadaşlar. Ama çalışıp bir şekilde hem çalışıp hem gezip geçilebiliyor. Aşırı derecede zor değil ama çalışmayan insan geçemez diye düşünüyorum. Ve okula başlamadan önce hazırlığı atlama sınavı gibi bir sınav uygulanıyor. Eğer geçerseniz direkt bölüme başlayabiliyorsunuz. Eğer hazırlık okumak istiyorsanız tabii ki hazırlık okuyarak bölüme başlayabilirsiniz. Bu arada ben 1. sınıf öğrencisiyim. Yani 1. sınıf bitti. Şu an 2. sınıfa başladım. 1. sınıf hakkında konuşacağım. Çünkü sadece 1. sınıfa hakimim. Hazırlığı atladık, bitti ve bölüme başladık. 1. sınıfta da yani genel olarak hukuk fakültesindeki sınavlarda bir vize, bir final olarak uygulanıyor. BÜT yok. Eğer bir dersten kalıyorsanız yaz okulundan alabilirsiniz veya farklı üniversitelerde kaldığınız dersin bölümü gibi bir şey açılıyor. Oradan yaz okulunu tamamlayarak geçmiş olarak sayılabiliyorsunuz. Ya da bunların hiçbirisini yapmazsanız 2. sınıfta yani bir sonraki dönemde alttan alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi'nin hukuk bölümü %30 İngilizce. Yani toplam 2 tane İngilizce dersimiz var. Bunlar da en yüksek kredili. Yani ortalamayı çok etkileyen dersler. Ve normal bir İngilizce günlük hayatımızda kullandığımız, hazırlıkta öğrendiğimiz İngilizceye hiç benzemiyor. Yani hazırlıkta çok başarılı olsak bile bu bölümdeki İngilizceyi anlamayabiliyoruz. Şahsen ben böyle bir şey yaşadım. Çünkü akademik İngilizce aynı zamanda hukuki İngilizce görüyoruz. Çünkü mesela normalde bütün bölümler akademik İngilizce görüyorlar. Ama sadece hukuk fakültesi hukuki İngilizce görüyor. Diğerlerinden ayıran zaten bu oluyor. Çünkü apayrı bir şey. O yüzden gerçekten zor oluyor o ders. Hukuki İngilizce dersi hakkında da sadece o 4 aşamalı oluyor. Hocanın belirlediğine göre diğer dersler işte bir vize bir final şeklinde oluyor. %40 vize, %60 final olarak etkiliyor. Tabii öğretmenler bunları değiştirebiliyor. O öğretmene kalmış bir şey. Ödev sistemi, herhangi bir sunum gibi bir şey yok. Hukuk İngilizce de var sadece. Yani bu şekilde bölüm. Bu arada çok küçük de bir şey atladım, onu da söyleyeyim. Geçme notu 50 arkadaşlar. Hukuk, yani en azından 1. sınıf kolay mı? Nasıl çalıştım? Nasıl yaptım? 1. sınıf nasıl geçtim? Ondan bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle hiçbir dersten kalmadım ben. Nasıl çalıştım? Aslında nasıl çalıştım değil ya, nasıl çalışmalıyız demem daha doğru olur. Çünkü derslerde çok fazla işleniliyor. Mesela ben ilk bölüme başladığımda işte ilk hafta, ikinci hafta falan işte ders çalışmam gerekiyor. Çünkü hocalar işliyor. İşte kitabı açıyordum, okuyordum işlediğim zevkler. Sonra onları deftere geçiriyordum. Çünkü normalde lisedeyken de hep böyle yaptım ben. Hani okuyorum, yeniden bir özet çıkartıyorum kitabın. Sonra o özet çıkardım, okuyorum. Ondan bir özet çıkartıyorum. Bu şekilde ilerlemiştim lisede. Üniversiteye geçince tökezledim. Çünkü çok fazla okumam gereken şey var ve bunların hepsinin özetini çıkartamıyordum. Çünkü mesela haftada 5-6 sayfa işlenmiyor. Yaklaşık 200 sayfa işlendiği oluyor bazen. O zaman bunların hepsinin özetini çıkartamıyorsun. Tabii günlüğüne çalışırsan, mesela o gün 200 sayfa işlendiyse, yani gerçekten kendini vererek o hafta sonu falan yazarak ve özet çıkartarak çalışabiliyorsun. Ben nasıl yaptım? Her dersten özet çıkartmadım. Çıkartmam gereken derslerden çıkartıyordum. Kendime göre önemli olan bir ders varsa diğerinden çıkartmıyordum. Bu şekilde dengelemeye çalışıyordum. Çünkü hepsinden çıkartamıyordum. Çünkü çok fazla dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar, hukuk fakültesi gerçekten zormuş. Ben de yani insan okuyor bir şekilde akılda kalır diyorsunuz ama gerçekten çok zor oluyormuş. Sınavlarda da bunu görüyorsunuz. Yani dediğim gibi günlüğüne çalışmanız gerekiyor. Yani son güne bırakmak, son haftaya bırakmak gerçekten çok zor oluyor. Çünkü çok fazla okumamız gereken şey var ve tek bir ders olmadığı için hani o hafta çok uykusuz geçiyor. Bu sınavlara yansıyor. O yüzden tavsiyem herkesin günlüğüne çalışması, en azından haftalık çalışması diye önerebilirim.
hukuk fakültesi yani bölümle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Eğer bir şey atladıysam yoruma yazmayı unutmayın ya da sorduğunuz herhangi bir soru varsa. Şimdi biraz okuldan bahsedeceğim. Okul ulaşım olarak çok iyi bir yerde. Çünkü hemen metronun dibinde. Ben metrodan indikten sonra tam bir dakika sonra okulda oluyorsun. Okulda çok fazla sosyal alan yok. Yani kampüs büyük değil. Küçük bir kampüs var. Yani kampüsün içine genel olarak dersliklere giriyorsun. İşte kütüphanesini kullanırsın. Eğer yemek yemek istiyorsan yemekhanede yemek yersin. Yani en fazla bu kadar şey yapabiliyorsun. Yani böyle çimlere oturayım gibi bir hayal gibi bir şey yok. Çünkü çok az minicik çimler var. Daha çok okulun dış tarafı, etrafı çevresinde oturulacak yerler var. Genel olarak herkes o taraflara gidiyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Mekan ücretimiz de bildiğim kadarıyla en son 54 liraydı. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Erasmus yapma gibi bir imkan da sunuyor bu arada. Tek şart Erasmus sınavını geçmeniz gerekiyor. Bu hazırlığı geçmeniz demek Erasmus sınavını girmemeniz gerektiği o hiçbir ifade etmiyormuş. Bu da ben çok şaşırmıştım. Erasmus sınavını geçmeniz gerekiyor. Bu şekilde Erasmus yapabiliyorsunuz. Tabii anlaşmalı olduğu üniversiteler var. Yaşar Üniversitesi'nin yurt dışındaki üniversiteler. Onlardan birisini tercih edip gidebiliyorsunuz. Tabii eğer giderseniz bölümünüz uzuyor. Bu şekilde zorlukları da var. Bu da Erasmus'la ilgili bir şey bilmek isteyenler için söyledim. Ve genel olarak derslerimizi amfide görüyoruz bu arada. Sadece İngilizce dersleri normal dersliklerde görüyoruz. Hazırlık sınıfları amfi değil. Bunu da şimdiden söylemek istedim. Benim videom bu kadardı. Yani kendi çapımda anlatmaya çalıştım. Zaten henüz birinci sınıf olduğum için diğer sınıfların zorlukları hakkında pek bir bilgim yok. Birinci sınıf konusundan bu kadar size bahsedebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa da yoruma yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü ben cevaplıyorum hepsini. Şimdilik görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tanıtma vlogu videosu gibi bir şey çekiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Burası okulumuz. Arkadaşlar burası okulun tek büyük alanı. Şöyle gösterelim ve genelde şöyle, şurada gördüğünüz gibi inşaatlar var. Şurada yine bina yapılıyor gördüğünüz üzere. Genel olarak etrafında çok fazla inşaat olduğu için çok ses geliyor ama yapacak bir şey yok. Genel olarak Yaşar Üniversitesi'nin hali bu şekilde. Şöyle. Burası Y binası bu arada. Hukuk fakültesi genelde derslikleri bu binada oluyor. Şu anda içeri giriyorum. Giriş kısmı bu şekilde. Amfiler. Arkadaşım buradan. Amfiler bu şekilde. Birazdan size amfileri göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu an amfinin içindeyiz. Amfi böyle kocaman bir amfi var. Genelde bütün derslerimiz burada oluyor. İngilizce derslerimiz farklı sınıflarda oluyor genelde. Bu şekilde. Burası da konferans alanı. Bazı dersliklerimiz burada da işleniyor bu arada. Birinci kat. Genel olarak dersliklerimiz burada var. Genel olarak bir giriş katta ve birinci katta oluyor. Şimdi size bir tane amfi göstereyim. Tuvaletler burada. Burada bir tane konferans salonu var. Şurada. Şimdi size bir tane amfi gösteriyorum. Bu şekilde. Bayağı büyük bir amfi var yani. Arkadaşlar burası benim okulun en sevdiğim yeri. Çok büyük, çok büyüleyici ve çok güzel değil mi? Bu şekilde. Şuradaki kantinimizi size göstermek istiyorum bu arada. Kantinimiz şurada minicik bir kantin var. Burada da yani şurada Kupi Center'da geçen fotokopileri çektirdiğimiz yerler var. Bu da okulun hiçbir zaman bitmeyen bir inşaat var. Şurada okulun birinci çıkışı yani metro çıkışı.
Evet, gösterdik binası. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bu da okulun ikinci kısmı gibi bir şey olarak geçiyor. Bu da okulun diğer blokları. Şurada mesela T bloğunu görüyorsunuz. Şu an okulun dışarıdaki çevredeki kafelerin olduğu çıkışa doğru ilerliyoruz. Daha önce birinci çıkışı gösterdim. Bu şekilde. Bahsettiğim gibi hukuki İngilizce, yani İngiliz sınıfları şuradaki C binasını göreceğim ben de. Şöyle müzikler de çalıyor bu arada okulda. Bu şekilde. Hoparlör var. Müzikler çalıyor. Burada minicik bir süs havuzu var. Bu şekilde. Bu da okulumuzun ikinci inşaatı arkadaşlar. Burada hiçbir zaman bitmiyor. Şurası da okulun yemekhanesi, içeriye girmeyeceğim. İşte okulun ikinci çıkışı, işte kafeler buradan başlıyor.